zamanı. İstanbul Muhafızları. Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Tabletle kullanmak zor değil mi? Tam aksine benim için daha kolay. İndirdiğim program sayesinde rüzgarı bile hesaba katabiliyorum. Umarım uçağını da koştuğun kadar yavaş kullanmıyorsun. Hiç zevkli olmaz yoksa. Hadi bakalım, sana güveniyorum. Çınarın etrafından dönüp geleceğiz. Üçe kadar sayıyorum. Bir. İki. Üç. İşte böyle. İsterseniz sizin için biraz yavaşlayabilirim. Kendine bu kadar çok güvenme. Birinci belli. Bakalım sonuncu kim olacak? Geliyorum. Kendimi pilot gibi hissediyorum. Tam zamanı. Hey, şuna bakın. Onu nasıl yaptın? Kumanda elinde olmasa bunu senin yaptığına hayatta inanmam. İki gündür bu hareket üzerinde çalışıyordum da. Bakın, Çınar bizi çağırıyor. Hadi gidelim. Oyunumuza sonra da devam edebiliriz. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk Çınar. Senin çağırdığını görünce hemen geldik. Tam da yarışta öne geçmiştim. Ne yarışıymış bu? Model uçak. Kulağa çok eğlenceli geliyor. Aslında Ali'yi görmeni çok isterdim. Öyle bir hareket yapıp önümüze geçti ki hala şaşkınız. Öyle değil mi Elif? Yani o kadar çalışsam ben de yapardım. Mühim olan zaten çalışmak. Yetenekli olabilirsiniz ama çalışmadıktan sonra başarıya ulaşamazsınız. Haklısın Çınar. Çocuklar, edindiğim bilgilere göre Gürgen yine bir saldırı hazırlığında. Biz de onu durdurmak için hazırız Çınar. Merak etme. Ona güzel bir ders vereceğimizden emin ol. Beni hiç hayal kırıklığına uğratmadınız. Teşekkür ederim çocuklar. İçimdeki şu sanatçı ruhuna da hayranım. Şunun güzelliğine bir bakar mısın? Gerçekten çok güzel bir akvaryum olmuş patron. Akvaryum mu? O da nereden çıktı şimdi? Doğru söyle Azmi, kızmayacağım. Hayatında hiç akvaryum gördün mü? Gördüm tabii patron. Çok küçüktüm ama hatırlıyorum. İçinde balık vardı hem de. İnanılmaz. Halbuki akvaryumda kedi bakılır genelde. Aa, tamam. Ne kadar da güzel olmuş patron. Aynı kız kulesi. Aynı ne?
Kız kulesi işte patron. Aynı. Ama sanki yamuk duruyor. Azmi, sakın! Hay Allah, tam yapışmamış. Gel buraya Azmi, gel! O kadar sert vurmasaydın olmaz mıydı? Son bir dakika. Bitiremezsen o zaman gösteririm ben sana. İşte bitti. Hı. Ne kadar hızlıyım değil mi? Hı. Akvaryumdaki balık gibi oldum. İyice anladın mı şimdi? Anladım patron. Hı. Kız kulesini ele geçireceğiz ve buna koyup süs eşyası gibi saklayacağız. Hele şükür. Patron, peki neden kız kulesi? Neden mi? Kesin benim fotoğrafım birinci olacak. Fotoğraf yarışmasını kazandığımda alacağım büyük ödülle kendime astronot kıyafeti alacağım. İşte geldik 61. ortaokullar arası fotoğraf yarışmasının en heyecanlı yerine. Şimdi ödüle layık görülen 3 arkadaşımızı sırayla açıklıyorum. Yarışmamızın 3.'sü... Bana yol vermek için şimdiden hazırlan. Böyle ödüllere de alışkınım ama... Kız Kulesi ve Yalnızlık adlı fotoğrafıyla Ahmet! Üçüncülüğü kim ne yapsın canım? Ya ikinci olacaksın ya birinci. Oh, bir an üçüncü olacağım diye korktum biliyor musun? Niye ben Gürge'nin yanına oturdum ki? Şimdi geldik yarışmamızın ikincisine. Kız Kulesi ve Boğaz adlı fotoğrafıyla Mahmut. Demek birinci olduk. Bekliyordum zaten. O kadar harika bir fotoğrafla katıldım ki yarışmaya. Gürgendesin. Allah'ım ne olur Gürgendesin. Kazanmam lazım. Benim kazanmam lazım. Ve geldik yarışmanın birincisine. Kız Kulesi ve Göçmen Kuşlar adlı fotoğrafıyla Muhammed. Ne? Nasıl? Bir yanlışlık olmalı. Ama benim kazanmam lazımdı. Bana ne işte? Bana ne? Bana ne? Yol vereyim mi Gürgen? Kız Kulesi ve Yalnızlık. Kız Kulesi ve Boğaz. Kız Kulesi ve Göçmen Kuşlar. Benim adım da Gürgense. Bir daha kimse Kız Kulesi'ni rüyasında bile göremeyecek. Patron. Yine ne var? Şey, ama Kız Kulesi buna nasıl sığacak ki? Merak etme. Gürgen bir şeyi kafasına koymuşsa yapar. Peki şimdi nereye saldırmayı planlıyor? İstanbul Boğazı'nın simgesi Kız Kulesi'ni. Bu çok acımasız. Çocuklar, Boğaz'daki küçük bir ada üzerine inşa edilen Kız Kulesi, Üsküdar'da kalan son Bizans dönemi eseri. Ne yapıp edip Gürgen'i durdurmalıyız? Kız Kulesi tarihte pek çok amaçla kullanılmış ama en büyük özelliği gündüz ya da gece fark etmeksizin insanlara huzur vermesi ve İstanbul'u dünyaya tanıtması. Bu sefer neye kızıp da böyle bir şey yapmayı düşünüyor ki? Sadece saldırının yakın bir zamanda gerçekleşeceğini biliyoruz. Bence denizden bir saldırı yapacak. Bunun için de büyük bir gemi kullanacaktır. Gürgen'in ne yapacağı hiç belli olmaz. Her ihtimale karşı hazırlıklı olmalıyız. Hadi arkadaşlar, vakit kaybetmeyelim. Beni haberdar etmeyi unutmayın çocuklar. Dualarım sizinle. Bu icadım sayesinde sadece Kız Kulesi'nden kurtulmayacağım. Bütün dünya benden bahsedecek. Nasıl? Ta-ta-ta-tam! Karşınızda Ultra Mini 2015. Artık her şey olduğundan çok ama çok daha küçük olacak. Al bakalım, bu senin. Ne işe yarıyor ki bu? Sadece izle. İnanılmaz. Ne sandın? Patron, bununla istediğimiz şeyi küçültebiliyor muyuz? Önce Kız Kulesi, sonra ne istersen. Söylediklerimi aldınız değil mi?
Çantam hiç bu kadar ağır olmamıştı. Her defasında koşmak zorunda mıyız? Sabırsızlanıyorum patron. Hemen başlasak mı? Sakin ol Azmi. Kız Kulesi'yle son bir fotoğraf çektirmeye ne dersin? Son bir öz çekeyim. Kız Kulesi ve muhteşem ikili. Nasıl isim patron? Kız Kulesi'ne elveda öz çekimi. Gürgen ve Azmi değil mi onlar? Ta kendileri. Ellerindekilere bakın. Yine mi? Patron. Hemen gelin zaten. Hiç vakit kaybetmeyin. Biz hiç eğlenmeyelim. Hiç. Gürgen, ne yaptığını sanıyorsun sen? Hiç. Azmi ile beraber Kız Kulesi önünde bir öz çekim yapalım dedik. Ne var bunda? Biz de inandık. İnanma zaten. Kız Kulesi'ni ortadan kaldırmaya geldim. Şimdi mutlu oldun mu? Aslında tam olarak ortadan kaldırmak da değil. Kız Kulesi'ni alıp oturma odama koymayı düşünüyorum. Evet, aynen öyle düşünüyoruz. Beraber, biz. Oturma odası mı? Sen iyice kontrolden çıktın. Bunu nasıl yapacakmışsın? Yeni icadım Ultra Mini 2015 sayesinde. Tereyağından kıl çeker gibi. Küçük bir gösteri için sizden ücret almayacağım. Hazır mısın Azmi? Her zamanki gibi. Patron, şunların suratlarına bir bak. Onlara da bir fotoğraf çeksene. Yakınlarda havalimanı var mı? Yok. Çok yakından uçak sesi geliyor da. Bunlar da ne böyle? Üzerimize geliyorlar. Azmi, Azmi nişan al. Çabuk. Al bakalım. Uçağımı martıyla karıştırdın galiba. Iskaladım. Ama dur. Daha bitmedi. Harikasın Ali. Bu öncekinden de iyiydi. Şimdi görürsün Gürgen. Azmi sen de ateş etsene. Boşuna mı aynısından sana da yaptım. Çabuk. Sorun bak. Gürgen. Ama giderken avlandılar. Yaşasın. Yine başardık. Azmi. Bu defa bittin. Bu defa elimden kurtulamazsın. Anneciğim. Ben küçülmek istemiyorum. Senin yüzünden bak ne hale geldim. Gel buraya. Kaçma. Kaçma dedim. Azmi.